Şimdi kripto para piyasasını konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Kripto para uzmanı ekonomist Mehmet Çoban bizimle birlikte olacak. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Kripto paraları konuşuyoruz tabii. Özellikle Mart ayının ortasından beri yaşanan düşüşleri konuşuyoruz. Neye bağlıyorsunuz? Evet. Sebepleri konuşalım ve tamamen ortadan kalktı diyebilir miyiz? Hala riskler devam ediyor mu? Onunla başlayalım. İsterseniz maddeleri teker teker sayalım. Çünkü bu kadar büyük maddeleri, bu kadar çok fazla maddeyi 5 aylık bir dilime sığdırmaya çalışsanız işin açısı zorlanırsınız. Ama 5 aylık dilimde kripto para piyasası dahil finans piyasalarının tamamı bu maddelerden etkilendi. Kendi iş dinamikleriyle etkilenen bazı maddeler de var kripto para piyasası ile ilgili. Başlayalım isterseniz. MT Gox'un Bitcoin dağıtımları başladı biliyorsunuz Temmuz ayı itibariyle. Onun dışında Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri elindeki Bitcoin'lerini satmaya başladı. Onun dışında Fed'in faiz indirim rotasına bir türlü girememesi, bu da negatif şekilde etkiledi kripto para piyasasını ve resesyon endişeleri son dönemlerde çok fazla dillendirilmeye başladı. Onun dışındaki tabii Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik riskler ve son olarak Embax virüsü kripto para piyasası dahil finans piyasalarının tamamını son 5 ay içerisinde üzerinde daha doğrusu finans piyasalarının tamamının üzerine Damokles'in kılıcı gibi sallandı. Peki bu riskler ortadan kalktı mı? Şimdi kripto para piyasası özeline dönelim. MTGox'un elindeki Bitcoin'leri dağıtması. Şimdi buradaki süreç biraz farklı işliyor. MTGox Temmuz ayı itibariyle elindeki Bitcoin'leri kripto para borsalarına dağıtmaya başladı. Şimdi ilk önce MTGox tamamen hak sahiplerine dağıtmıyor bu kripto para Bitcoin'leri. Kripto para borsalarına dağıtıyor. Kripto para borsaları da kendi iç dinamiklerine göre müşterilerine yani hak sahiplerine dağıtıyor. Temmuz ile 90 gün arasında bunları vermek zorunda kripto para borsaları. Şimdi bu süreçte 1-2 ay daha işin açıkçası MTGox tarafındaki baskının ve bu konudaki haberlerin fazla etkisinde olabilir kripto para piyasası. Bu sebeple her ne kadar azalmış olsa da MTGox ile ilgili negatif durumun devam ettiğini kısmen de olsa söyleyebiliriz. Bunun dışında Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bitcoin satışı. Şimdi Almanya 50 milyon tane Bitcoin'i sattı. 50 bin tane pardon. 50 bin adet Bitcoin'i sattı. Tamamen bitirdi. Yani Almanya konusundaki risk şu anda yok. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri elindeki Bitcoin. Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki Bitcoin daha var. 10 milyar doların üzerinde hala Bitcoin'e sahip Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu risk de devam ediyor. Ancak bu konudaki riskin tek kalemde mesela 10 milyar dolarlık bir satışın olması ya da kademeli de olsa bir satışın olmasını beklemiyorum ben. Ancak buradaki konu aslında ellerindeki Bitcoin miktarı değil. Amerika Bitcoin satıyor. Yani bu cümle kripto para piyasasını tedirgin eden bir cümle. İşte bu konudaki riskin de hala devam ettiğini söyleyebilirim. Ve Fed'in faiz indirim rotasına bir türlü girememesi. Fed bu konuda ciddi anlamda eleştirilmeye başlandı. Temmuz ayında Fed'in en azından 25 baz puanlık bir faiz indirime gitmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ancak Fed biraz daha sağlamcı gitti ve Eylül ayını erteledi. Eylül ayında çok büyük ihtimalle biz faiz indirimi göreceğiz. Şimdi ilk önce 50 baz puanlık bir faiz indiriminden bahsediliyordu. Daha sonra 25 puanlık bir faiz indirimine indi bu beklenti. Şu andaki rakamlar %71 oranında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olması yönünde. En azından Fed'in bu taraftaki faiz indirim rotasına girmesi konusundaki sıkıntı ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Şimdi Fed'in önünde 3 tane faiz toplantısı var 2024 içerisinde. Çok büyük ihtimalle Eylül ve Aralık ayı içerisinde faiz indirimleri göreceğiz. Benim kişisel tahminim Kasım ayı içerisinde de Fed'de bir faiz indirimi görebileceğimiz yönünde. Embax virüsü bu bir konu biraz daha bizi aşıyor işin açıkçası. Bu virüsün etkilerinde en azından COVID-19'da çok sert bir şekilde gördüğümüz için kripto para piyasası üzerinde yetkililerden rahatlatan açıklamalar gelmediği sürece kripto para piyasası üzerinde baskı kurmaya devam edecek. Ve jeopolitik riskler artık Rusya ve Ukrayna ile gün yüzüne çıkmıştı çok daha fazla biraz daha kuzeyimizde. Şimdi Orta Doğu'da daha şiddetli bir şekilde görüyoruz. Umarım bu riskler de ortadan kalkar. Ancak şu anda kripto para piyasası üzerinde baskı kuran riskler ve ortadan kalkmış, zayıflamış riskler tamamen bunlardan ibaret. Tabii bu hafta özellikle kripto para piyasasını etkileyecek gelişmeler var mı? Önemli başlıklar neler bu hafta için? Onları da konuşalım. Şimdi çok fazla başlık var ama biz bu başlıkları ana başlıklar arasında toplarsak. Bir tanesi biraz siyasetten girelim. Kamala Harris yani demokratların bu hafta kongresi var Amerika Birleşik Devletleri'nde.
Şimdi bu kongrede Kamala Harris'in kripto para piyasası ile ilgili yapacağı açıklamalara dikkat etmekte fayda var. Şimdi her ne kadar Trump rakibi Kamala Harris'i bir kripto para piyasası düşmanı olarak ilan etse de Kamala Harris bu konudaki nötr durumunu koruyor. Yapacağı olumlu bir açıklama ya da yapacağı negatif bir açıklama kripto para piyasasındaki seyri ciddi anlamda etkileyecek. Ancak benim kişisel beklentim, özellikle seçim arifesinde olan bir siyasetçinin kripto para piyasası gibi çok fazla yatırımcısının olduğu bir piyasaya karşısına alma riskini göze alamayacağı. Bu sebeple Kamala Harris'in en azından konuşma yapsa bile kripto para piyasasını karşısına alacak negatif şekilde bir konuşma yapmasını beklemiyorum. Hatta Crypto for Harris diye bir ayrı bir grup kurulduğu söyleniyor bu Kamala Harris'in. Bu sebeple 5 Kasım 2024'teki ABD seçimleri bana göre kişisel tahminim kripto para piyasası ya iyi olacak ya da çok iyi olacak. O yüzden Kamala Harris'in yarın yapacağı konuşma bu iyi kelimesini biraz daha erkene çekebilir tabii pozitif yönde açıklama yaparsa. Gelelim işin finans tarafına. Çarşamba günü Fed tutanakları açıklanacak. İşte bu tutanaklarda kripto para piyasasını yakınlandıran faiz indirmeye yönelik sinyaller arayacağız biz dipnotlarda. Eğer bu konuda olumlu sinyaller gelirse artık kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketleri biraz daha tetikleyebilir. Ve bana göre bu haftanın en önemli gelişmesi. Cuma günü Jackson Hole toplantısı var. Jackson Hole toplantısı biliyorsunuz ülkelerin önemli ülkelerin Merkez Bankası başkanlarının katıldığı bir toplantı ve bu toplantıya Fed Başkanı Jerome Powell da katılacak. Jerome Powell saat Türkiye saatiyle Cuma günü saat 17'de bir konuşma yapacak. İşte bu konuşmada sorusunun cevabının arındığı soru şu: acaba Powell 50 puanlık faiz indirimine yönelik bir işaret verecek mi? Bir sinyal verecek mi? İşin açıkçası benim kişisel beklentim en azından 50 puanlık faiz indirimine kapıyı kapatmayacağı, ancak bu konuda da net ifadelerde bulunmayacağı yönde. Çünkü piyasa yapıcıları işin açıkçası acil bir faiz indirimi konusunda şu an için hemfikir değil. Bu sebeple benim beklentim Cuma günkü açıklamanın piyasayı çok fazla derinden etkileyecek bir açıklama olmaması yönünde. Ancak dediğim gibi eğer 50 baz puanlık beklentilerin dışında 50 baz puanlık bir faiz indirimine yönelik bir açıklama gelirse işte o zaman kripto para piyasasında ciddi anlamda yukarı yönlü bir hareketin başladığını görebiliriz. Tabii bir yandan Bitcoin ve Ethereum tarafında kısmi de olsa bir rahatlama olabilmesi için hangi seviyeler önemli onu da konuşalım Evet. isterim. Çünkü en çok aslında takip edilen Bitcoin ve Ethereum tarafı. Evet, Bitcoin ve Ethereum'u takip etmek zorundayız zaten. Şimdi bizim elimizde altcoin portföyü olabilir, başka portföy olabilir ama kripto para piyasasıyla ilgiliyseniz siz mutlaka olarak ilk açmanız gereken grafik Bitcoin ve Ethereum. Çünkü bu iki kripto para birimi şu anda piyasayı domine ediyor. Yani Bitcoin, Ethereum nereye? Kripto para piyasası oraya. Şimdi benim şu anekdotu da vermekte fayda var. Şu anda kripto para piyasasını yönü belirleyen etken teknik analiz değil. Yönü belirleyen etken az önce de belirttiğimiz gibi olaylar, gelişmeler ve haberler. İşte bu haberler ve olaylar, gelişmeler yönü belirliyor. Teknik analiz ise o olaylar ve gelişmeler ışığında kripto para piyasası argümanlarının hangi seviyeleri test edebileceğini gösteriyor bize. Olaylar ve gelişmeler olumlu olduğu zaman, teknik analizde bunun teyidini verdiği zaman rahatlıyoruz biz. İşte Bitcoin ve Ethereum için benim takip ettiğim bölge 200 günlük hareketli ortalama. Aslında sadece Bitcoin ve Ethereum için değil. Teknik anlamda hangi yatırım enstrümanının analizini yaparsam yapayım, benim 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerindeki bölge güvenli bölge, 200 günlük hareket seviyesinin ortalamanın altındaki bölge ise biraz da riskin devam ettiği bölge. Şimdi her iki lider kripto para birimine bakıyoruz. Bitcoin şu anda 62.750 dolar seviyesinde 200 günlük hareketli ortalama ve fiyatlar 58.500 dolarlı seviyelerden oluşuyor şu dakikalar itibariyle. Yani Bitcoin aslında şu anda güvenli bölgede değil, hala riskin devam ettiği bölgede. Yani kısmi bir rahatlama için Bitcoin'de bugün için 62.750 dolar seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde fiyatlar görmeliyiz biz. Fiyatlar görmenin dışında artık 200 günlük hareketli ortalama seviyesini Bitcoin artık kuvvetli bir destek bölgesi haline getirmeli. Bu gerçekleşirse Bitcoin'de artık güvenli bölge yavaş yavaş geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ve artık yavaş yavaş da yönün yukarı döndüğünü. Zaten geçmişteki fiyat seyirlerine de baktığınız zaman hep yükselişlerin hep olarak 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde gerçekleştiğini, 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin destek seviyesi haline geldiği zaman gerçekleştiğini görüyoruz.
Bu sebeple 62.750 dolar seviyesinin üzerine çıkmadıkça benim için Bitcoin hala teknik anlamda güvenli bölgede değil. Yükseliş ne zaman başlar Bitcoin'de? Bu noktada da 69 bin 70 bin dolar karşımıza çıkıyor. 69 bin 70 bin dolar bandı hacimli bir şekilde kırılırsa ve bu bölge kuvvetli bir destek bölgesi haline gelirse Bitcoin dolar paritesinde teknik analizin altını tekrar çizerek söylüyorum. Teknik analizin işaret ettiği bölge 120 bin 125 bin dolar bandı Bitcoin dolar paritesinde. O yüzden bizim kısa vadede şu anda güvenli bölgeye geçmemiz için 62.750 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlar görmemiz lazım 200 günlük. Bunun dışında yükseliş hareketinin bir trende dönüşmesi için ise 69.070 bin dolar bandının hacimli bir şekilde kırılmasını beklememiz gerekiyor. Benzer senaryo Ethereum dolar paritesi için de geçerli. Şu anda fiyatlar 2600 dolarlı seviyelerde geçiyor Ethereum dolar paritesinde. Ancak Ethereum dolar paritesi de 200 günlük hareketli ortalama oldukça yukarıda kaldı. 3243 dolar seviyesinde. 3243 dolar seviyesinin altında bulunan Ethereum'da hala yükselişleri ben tepki yükselişi olarak adlandırıyorum. Evet belki riski minimize ettiğim için %15, %20'lik bir kardan oluyorum ama en azından riski minimize ediyorum. Bu sebeple Ethereum'da da benim beklentim 3243 dolar seviyesine denk gelen bugün itibariyle 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerine çıktığımız zaman yavaş yavaş güvenli bölgedeyiz. Ethereum'un için ise yaklaşık olarak 4000-4100 dolar bandı aşıldığı takdirde artık yeni zirvelerin test edilmesi yönelik bir hareket başlayabileceği sinyali veriyor bize teknik analiz. Özetleyelim, 200 günlük hareketli ortalama bizim için kritik. Bitcoin'deki rakam belli. Ethereum'da da ise 3243 dolar seviyesi. Bu seviyeler aşılmadıkça Bitcoin ve Ethereum'da hala riskin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir yandan da tabii ki 12 senedir kripto para piyasasında Bitcoin halvingi sonrası bir döngü var. Bu döngü bu sene de tekrarlanır mı? Beklentilerinizi almak isterim bu anlamda. Şimdi bu döngüye değinelim isterseniz. Bu döngü nedir? Şimdi her 4 senede bir Bitcoin'de bir yarılanma yani Bitcoin halving gerçekleşiyor. Bu halving gerçekleştirdikten sonra belli bir süre geçtikten sonra bizim yaptığımız analizlerde özellikle 2016 ve 2020 yılları arasında yaşanan halving sonrasındaki yaklaşık 230-250 gün arasında süre geçtikten sonra Bitcoin önderliğinde bir yükseliş trendi başlıyor. Aslında bu kripto para piyasası ağzıyla bir boğa piyasası başlıyor. Bu 2012'de tekrarlandı, 2016'da tekrarlandı, 2020'de tekrarlandı. Şimdi 2024 halvingi Nisan ayında gerçekleşti. Şimdi Nisan ayında gerçekleştirdikten sonraki süreç 2020'nin ilk özellikle ilk 2 aylık süreç 2020 halvingine oldukça yakın bir şekilde hareket etti Bitcoin dolar paritesi. Ancak az önce söylediğimiz özellikle MTGOX'un Bitcoin dağıtımına başlaması, Almanya'nın hesapta olmayan bir şekilde Bitcoin satışlarının olması o döngüyü bir nevi sekteye uğrattı. Ancak benim kişisel tahminim 2012'de, 2016'da, 2020'de olan boğa döngüsünün bu senede olabileceğine yönelik. Ancak altını çize çize söylüyorum. Öngöremediğimiz gelişmeler olmadığı sürece biz son 2-3 senedir en büyük ikinci kripto para borsasından batmasından en büyük projelerden bir tanesinden batmasına kadar birçok olay yaşadık kripto para piyasasında. Hem kendi iç dinamikleriyle ilgili hem de normal finans piyasaları ile ilgili. İşte öngöremediğimiz olaylar gerçekleşmediği takdirde olmaması için bu döngünün yani bir yükseliş trendinin olmaması için bir neden yok. Yaptığımız analizlerde Kasım gibi, Aralık gibi bu döngünün başlama ihtimali üzerinde duruyoruz biz. Ancak altını tekrar çize çize söylüyorum. Öngöremediğimiz gelişmeler olmadığı sürece bunlar gerçekleşmediği sürece 12 yıllık döngünün bu sene gerçekleşmemesine yönelik bir neden yok. Hatta bunu destekleyen nedenler de var. Özellikle spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması, spot Ethereum ETF'lerinin onaylanması bu döngünün gerçekleşme ihtimalini bize biraz daha arttırıyor. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var. Ben her zaman için şunu söylüyorum. Mutlaka yatırımlarınızın elinizdeki portföyün %30'unu nakitte bulundurun ve spotlu yani stoplu işlem açın. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman riski minimize etmiş oluyoruz. Bu sebeple biraz da kazancımız en azından riski minimize ettiğimiz için biraz da garanti demeyeyim de biraz da emniyette oluyor. Kripto para uzmanı ekonomist Mehmet Çoban, teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz ve böylelikle piyasa saatini burada noktalıyoruz. Şimdi yatırım dünyasıyla devam edeceğiz.